Oğuzhan arkadaşımızın takipçisinden gelen sorulardan bir tanesi. Amerika'da maddi durumu yerinde olan bir firma, bir şirket istediği kişiye, istediği pozisyonda yeşil kart sponsorluğu yapabilir mi? Ya da yeşil kart alabilir mi? Diye bir soruyla geliyor. İş yeri üzerinden, yani işveren üzerinden kişinin yeşil karta gidebilmesi için önemli olan birkaç şartlar var diyelim. Bir tanesi işverenin yerine getirmesi, yani uygun olması gereken şart. O da işverenin finansal durumu. Yani çok büyük bir firma olması gerekmiyor ya da çok büyük satışlar yapıyor olması gerekmiyor ama işe almak istediği kişinin maaşını ödeyecek kadar kar yapıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla finansal durumunun yerinde olması gereken bir işletme gerekiyor, şirket gerekiyor. Diğer bir şartsa tabii almak istediği yabancı kişiyi hangi pozisyona alacağı, o pozisyona ihtiyaç olup olmadığı tabii ve ihtiyaç varsa o pozisyona bu yabancı kişiyi alırken o yabancı kişinin bu pozisyona uygun olup olmadığıdır. Yani işletme için önemli olan şart finansal durumdur ve bir pozisyona ihtiyaç duyulmasıdır. Kişi için de önemli olan şart işletmenin onu istediği pozisyona uygun oluyor olmasıdır. Bu noktada değişik yeşil kart kategorileri var. Şimdi kimi yeşil kart kategorisinde farz edelim bir şirket yönetici arıyor olabilir. O yönetici için gereken şartlar yüksek olabilir. Yani kişinin yüksek master eğitimi gerekebilir, üniversite eğitimi gerekebilir, bir işte en az 5 yıllık tecrübesi gerekebilir. Ya da onun karşı tarafında ise başka bir işte kişinin belli bir yeteneği olduğu için çalışmasına orada ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla şirket ben her istediğimi alırım değil belki ama ihtiyaç duyduğum kişiyi alabilecek finansal güçteyim diyorsa evet doğru bir açıklama olacak o. Ama buradaki bakış noktası bence şu olacak. Eğer şirket bu kişiye diyorsa ben seni alacağım yeşil kart çalışması yapabilirim. O yeşil kart çalışması için kişinin burada olması da gerekmiyor normalde. Yani kişi Türkiye'de de olabilir, ülkesinde de olabilir. Eğer buradaki Amerikalı firma ben seni istiyorum diyorsa kişi burada olmadan da bunu yapabilir. Yani kişinin H1 ya da burada bir çalışma vizesi ya da burada bir turist vizesi gelip burada bulunmasını gerektiren bir durumda yok. Eğer diyorsa şirket ben bu seni istiyorum şu alanda çalış diye o zaman o ilgili sponsorluk işlemlerini başlatır. Kişi ülke dışında bile olsa en son göçmenlik vizesi aşamasına geldiğinde kişi göçmenlik vizesini alır. Amerika'ya gelip girişini yapar, yeşil kart sahibi olur ve o firmada çalışmaya başlar. Yani birinin kalkıp ben sana alırım ederim demesi olmayacak bence cevap olsa. Yapılacak nokta ne yapacağı. Yani kişi tabii şöyle düşünmesin. Aa ben önce H1B vizesi alacağım. Yok her kişiye uygun değil H1B vizesine. Yani H1B vizesinin olayı mesela kişinin en az üniversite mezunu olması. Bir pozisyonda bir şirkette başlaması için. Mesela örnek vereyim. Şirket eğer işte ticari firma işte şu departmanda analist istiyor mesela. O zaman H1B alabilir. Tabii ki ya da yeşil kart çalışması yapabilir o kişiye. O imkan da var. Ya da H1'dan sonra yeşil kart çalışmasını yapar. Bunda da bir problem yok. Ya da farz edelim biraz önceki diğer bir soruda görmüştük. Düşün burada bir kuaför salonu. Kuaförlü getirmek istiyor, çalıştırmak istiyor. Ya da buradan bir kuaföre sponsor olmak istiyor. Olabiliyor yani o kuaför salonunun yeterli imkanı varsa ve bulamıyorsa başka kuaför ki bulması çok zor olacak diye düşünüyorum Amerikalı kuaför. Yani saç kesmesini bilen ve dolayısıyla o yabancı kişi isteme sebebi onun üniversite mezunu olması falan değil. O kişinin berber olması. Yani dolayısıyla o ihtiyaçtan dolayı yeşil karta gitme durumu mümkün olabiliyor. Yani takipçinin tavsiyem eğer böyle bir durum varsa o zaman o işletme sahibi tamam ne yapılabilir değerlendirelim demesi ve şimdiden değerlendirmeyi başlatması. E tabii ki yani ben Amerika'ya gel yaparım yani çok havada gibi geliyor bana. Yani çünkü sonunda sen bütün planlarını ona göre yapamayacaksın. Ha, sen gelmek istersen tabii ki gelirsin ama buraya gelmeni zorunlu kılan bir durum yok. Çok istiyorsa zaten seni bu şekilde de getirebilir buraya.